kişiyiz yani. Eğer o sahneye 5 kişi 3 saatte geliyorsa... Ekranların en nostaljik dizisi Hangimi Sevmediğin Hatırı Yeliz Kuvancı, bir de bugün muhabirliğine soyundu. Kahkahalar havada uçuştu. Setimizin en uzun adamıyla tanıştınız mı? 1.90 boyu. Hiç göstermiyor ama. Aşağıda. Yarısı da yerine uzun. Öyle diyeceğiz. Sen markörümüz beyefendi. Ben ilk gördüğümde... şaka yapıyorlar zannetmiştim. Yönetmenimizi tanıştırırken setimizin makyörü dedi. Ben böyle bir kahkaha attım falan. Yani evet, nerede burada gerçekten makyöz dedim. O dediler. İnanamadım. Ve çok da iyi bir makyördür kendisi. Ellerinize sağlık. Peki sen yıllardır için sevmenin, sebeple kavuşamanın... Sette en sevmediğim, en azılı düşmanım ve rakibim olan, hiç hoşlanmadığım, bir daha da asla görmek istemediğim bir adamın yanına doğru gidiyoruz şu an. Evet, gördük. Nasılsınız efendim? Kraliyet. İyiyiz be. Nasıl olalım Yeliz Hanımcığım? Çalışıyoruz. Çok şükür. Bugünümüze bir şükür. Peki size setin neşe kaynağı diyebilir miyiz? Yok estağfurullah. Senin olduğun yerde. Öyle şey olur mu? Setin en şakadar insanı diyebilir miyiz? Yani denemelerim olduğu söylenebilir tabii bunun üzerinden. O zaman setin en çok güldüreni diyebilir miyiz? Bilmiyorum ki, onu halka sormak lazım. Kendime şey yapmamak, cümle de kuramadım. Heyecanlandım böyle birdenbire elinde mikrofonla. Öyle işte, çünkü Bülent Bey'in de çeşitli öyle sürprizleri oluyor. Mesela ben doğum günümün kutlanmasından nefret ederim. Yani böyle sürprizlerden, pastalardan falan çok da hoşlanmam, kaçarım. Bülent doğum günümün olduğu gün 3 kere falan herhalde kutlattı. Her yerden böyle sürekli sürpriz pasta geldi. İyi ki doğdun diye. İşte bir şey sevmiyorum denmesin. Sette en sevdiğin insan kim? Ben hepinizi çok seviyorum. Seni çok seviyorum mesela. Bu klasik cevabı verecek misin diye sonra. Nasıl ayıracaksın şimdi? Seni çok seviyorum mesela. Gerçekten çok seviyorum yani. Şimdi Can'la çok iyi anlaşıyorum. Cengiz abiyi seviyorum. Partnerim Pelin şimdi çok iyi anlaşıyorum ve iş ortada. Altan abi gibi bir adamla çalışıyorum. Gül abla var keza işte. Selma ablası, Şerif abisi şimdi nasıl, hangi birini... Sen olsan hangisini en çok severdin? Yani. Şu an ben sadece sana kazık sorular sorma derdindeyim. İşte partnerim geldi. Şak 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 şak. Evet Can, nasıl gidiyor senin için? Sizin burada olduğunuzu öğrendim ve hemen sahneyi yarıda bırakıp buraya geldim röportaja. Sahnede ben de varım. Yerden yere şu an seriyor musunuz? Ben olay yaratacak sahneme geri dönüyorum. Sen de varsın, evet. Öyleymiş. Seni almaya geldim. Laf geçelim diye. Başka bir şey geçmeyelim, laf geçelim. Tabii canım, iş. Başka bir şey. Buralarda şey yapar mısınız? Konuşurken mesela bir anda ağzına bir tane böyle çiçek koyun. Ondan sonra yukarıdan da kuşlar düşsün kafasına. Ne dediğini anlamayalım. İşte bugün çizgili gidiyoruz abi. İkimize de böyle Bankos'da uygun görmüşler. Yani Avaralle Joe, Çok eğlendim. Rin tin tin sıkıntımız yok. Her yer köpek zaten. Atı ne yapacağız atı? Aa, at iyi soru. At. Ata bir şey bulamadım. At var abi buralarda. Buralar Beykoz. At var burada, evet. Şey yani komşu setten alabiliriz. Aynen. Biliyorsun ormanda kapıyı açıyorum, başı başı at geçiyor. Bir gün öyle oldu biliyor musun? Gerçekten. Uyandım sete gideceğim, bir açtım at geçiyor falan. Şu an rejimde öyle kötü bakıyor. Arkadan değil mi? Çıldırıyorlar şu an. Yüz oluyorlar. Evet. Almak mı istiyorsunuz? Kime? Can Bey'i. Bülent Bey'i. Sen sahne beraber. Tamam, o zaman hadi laf geçin. Yeter, set sizi beklemek zorunda değil. Sizin hayatınız kolay öyle. Mikrofon elinde geziyorsun da biz bu kadar bir saatte seyrediyorsunuz. Biz böyle sabahtan akşama kadar ben burada anlatıyorum Can. Peki bir şey söyleyeceğim. O ezberleri nasıl yapıyorsunuz? Çok zor. Çok zor. Bizde ezber genetik ırsi. Irsi. Rahmetli babam ezberlerdi benim ilk. Oradan. Sonra aileye sirayet eden bir şey. Bizde herkes ezberler. Peki. Şimdi mesela ara ezber yapıyordur kesin.
Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Şimdi sizi bazı arkadaşlarımızla tanıştıracağım. Mesela bir tanesi burada. Gördüğünüz gibi yemeğini bekliyor yine. Bizde çünkü kalan yemekler çöpe gitmiyor. Bir yerde toplanıyor ve sonra bu arkadaşlarımız hapur hupur yiyorlar. Ayrıca bir dakika Bekir bak. Bekir gel. Görüntü yönetmenimiz ve görüntü yönetmenimizin kızı kendisi. Bekir kaç yaşında? 4. Kocaman olmuş. Biraz karakter olarak da sana benziyor sanki. Aynen. Net, sert. Ne yapıyorsun? Bakın burası bizim reji odamız ve reji odamızda bunlar var. Anneleri şu an gitmiş. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Neden beni güzel çekmiyorsun? Güzel çekmiyorum. Evet, ben inanılmaz güzelim normalde, şahaneyim. Ekrana bir bakıyorum, bu kim filan diyorum. Bu tamamen seninle alakalı. Şimdi televizyonunuza bir bakmak lazım önce evde. Televizyondan mıdır diyorsunuz sıkıntı? Seninle alakası yok mu? Ooo, bana böyle malzemeleri verin. Sevdiğiniz nerede? Çok gizli saklı olması lazım ama. Yurt belirtmek gerekiyor mu? Yani... Hollanda'da kız arkadaşım. Evet. Çok uzaktaymış. Gerçekten üzüldüm şimdi öncelikle. Olsun, ben 1,5 hafta önce oradaydım. Bir 10 gün kaldım geldim. Peki bu böyle nereye kadar devam edecek? Neden buraya almıyorsun? Bakacağız inşallah. Nasip kısmet olursa onlar da olur. Sen mi gideceksin, o mu buraya gelecek? Ortak nokta. 6 ay oraya, 6 ay buraya. Çok iyiymiş. Yani biz de sana üzülüyorduk. Senin gayet hayatın yolundaymış ya. İyisin yani. Şükür. O zaman ona bir mesaj iletmek ister misin? Hangimiz sevmedik ekibi olarak bizi izliyor. İzliyor mu? Tabii. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyorum. Evet. Biz de selam söylüyoruz. O zaman muhtemelen tanısak biz de severiz. Çünkü seni çok seviyoruz ekipçe. Efendim, selam olsun ona. Hayır. Şimdi ben gördüğünüz gibi kameraların resmin... resmin ortasındayım ve biraz onları engelliyorum diyecektim ki şakrak gerçeğiyle karşılaştık. Her zaman böyledir enerjisi. Ve şimdi buradan çıkmam gerekiyor. Dolayısıyla size veda etmek yarın zorundayız. Kayda gireceğiz. Yine gelin bize. Bay bay. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? 36 yıl evvel gerçekleştiremediğimizi şimdi yapıyoruz. Annemle babam yeniden görüşüyorlar, konuşuyorlar. Hangimiz sevmedik yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Nasıl olsun isterdin? Senin olsun, bana yeter zaten. Ben bir evin tek gelini, 3 erkeğin tek bakıcısıyım. Bizim derdimiz yarım kalan bir ömrü tamamlamak. Onlar bu işte inat ederlerse ya biz alırız başımızı gideriz ya da ilişkimiz biter.